Tamam Mustafa. Ahmet Bey, işlem tamam. Buyurun. Sağ ol. Evet, bakalım gizli aşıklar neler yazışmışlar. Daha başka bir şey de olması lazım ya. Ya bu kadar mı çıldırdın ya? Ha? Ahmet? Ya sen bu kadar mı delirdin? Bu kadar mı kafayı bozdun benimle? Telefonumu çalacak kadar mı kafayı bozdun benimle? Yapma yapma. Vallahi bak sana üzülüyorum, yapma. Ya ben senin aradığın şey her neyse, onu bu telefonda tutacak kadar salak mıyım be Ahmet? Aa Ahmet. Efendim Burak Bey. Tamam çıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Yapma Ahmet, yapma. Senin gittiğin yoldan ben dönüyordum aslanım. Dön sen, dön. Elbet avlayacağım ben seni o yolda bir gün. Tamam. Ay bak ama inatçı yani. Bir yandan da seviyorum bu çocuğun bu özelliğini. Tövbe yarabbim ya. Ah ulan. Ulan Akif sizin aradığınız şeyleri o telefonda bırakacak kadar salak mı be? Hakaret telakki ediyorum bunu kendime. Vallahi ayıp denen de bir... Bunun da kulübü ne güzelmiş ya. Cem al oğlum şu telefonunu. Akif. Cevval. Hani halletmiştin sen o konuyu? Ne oldu? Ne oluyor ya, ne konusu? Asiye bugün gidip Yasmin'e hesap sormuş. Depo mepo saçmalamış işte. Üzmüş çocuğumu. Allah Allah, yani mümkün değil öyle bir şeyin olması. Ya çünkü ben Ömer'i öyle bir ikna ettim ki Asiye, yani çocuğu evden kovdu. Kapandı o mevzu. Vallahi bilemiyorum Akif'ciğim. Demek ki kapanmamış o mevzu. Bence sen gidip biraz daha soruştursan hiç fena olmaz. Çünkü biz seninle böyle anlaşmamıştık. Değil mi? Bitmiyor Şevva. Bitmiyor vallahi, bitmiyor. Bitmiyor. Ne dünyanın derdi tasası bitiyor, ne Akif'in derdi tasası bitiyor. Ben vallahi anlamadım artık ya. Bu sinirlerim boşalacak ya. Tamam. Tamam hallederim, onu da hallederim. İyi edersin. Arkadaş bunlar da karı koca, gıcık. Yani bu kocasından tek farkı bu giderken saçını şey yapıyor. Çok sinirlerim bozuk benim ya. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.